Kıra geldi gecenin hikayesine. Sağdan, önce sağdan. Bir dostum dedi ki o kadar hoşuma gitti. Böyle bir yerden geçiyoruz. Yahu dedi, herkes birbirine böyle bir toplum yok dedi ya. Bir kapıdan geçeceğiz. Siz buyurun, önden buyurun. Sağdaki lütfen, ladies first filan. Herkes böyle birini önceliyor. Yahu dedi, kapıdan geçerken birbirine bu kadar yol veren bir toplum trafikte benim önümden geçti diye öbürüne silah çekiyor dedi. Yani aynı adamlar nasıl yapar böyle bir şey? İşte enteresan. Bir hikaye anlatacağım size. Gecenin hikayesinin vakti geldi. Fakat bildiğiniz bir hikayeyi anlatacağım, söyleyeyim. Bir defa bana zulmettiğinizin farkında mısınız? Abi yeni bir hikaye anlat, yeni bir hikaye anlat diye. Bekir Develi, canım kardeşim demiş ki bir gün Avrupa'ya programa gittiğinde, Bekir Bey demişler, inşallah geçen seneki programı yapmayacaksınız. Ya demiş, 40 yıldır hafız getiriyorsunuz. Hep aynı Yasin okuyorlar, hep aynı Tebareke okuyorlar. Bizim suçumuz ne demiş ya. Her geldiğimizde yeni bir şey mi anlatmak zorundayız size? Çok hoşuma giden bir hikayedir. Çobanın aşkından bahsedeceğim. Sezen Aksu'nun şarkılarını her defasında ilk bestelendiği için mi dinliyorsun? Takıyorsun CD'yi 60 defa dinliyorsun. Hoca anlatınca olmuyor. Niye? Bizim neyimiz eksik Sezen Aksu'dan? Vardır eksiğimiz. Gülmeyin. Bir çoban, iki güzel arkadaş. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezmiş. Muhabbet berdevam böyle. Çok seviyorlar birbirlerini. Birisi bir müddet başka bir yere gidip çobanlık yapmak durumunda kalmış. 6 ay kadar sonra geri gelse ki arkadaşı bıraktığı gibi değil, perişan. Ne oldu sana dostum? Zayıflamış, bir deri bir kemik, gözler çukur, perişan, halden düşmüş, takati yok. Sorma demiş, aşık oldum. Vay kardeşim demiş, sevinmiş. Bundan güzel lütuf mu olur? Ne kadar güzel. Ama bu halin ne? Madem ki aşık oldun, niye böylesin? Sorma demiş, bildiğin gibi değil. Padişahın kızına aşık oldum. Oho demiş, sen nere padişahın kızı nere? Davul bile dengi dengine. Senin yaptığında olacak iş mi kardeşim? Gönül ferman dinlemiyor. Gönül neyi severse güzel odur. Aşık olurken insan, yok bu padişahın kızı, buna aşık olamam. Ha, şu biraz evlenirken denklik gözetir insan da. Aşık olurken böyle bir mantık yürüme. Görürsün, çarpılırsın. Allah Allah. Aşık olur muyum? Ne yapacağım? Arkadaş dur hele demiş ya. Ben bir Arif Zat tanıdım. Bilge bir insandı. Bir ona bir gidip danışayım şu meseleyi demiş. Olmaz mı? Hatta sen de gel beraber gidelim. Beraberce biraz yol yürümüşler. Gelmişler o zatın meclisine. Efendim demişler, arkadaş padişahın kızına aşık oldu ama bu işin de oluru yok. Bir deri bir kemik kurudu. Ömrü gidiyor. Ne yapacağız? Kolay demiş yahu. Bu muydu derdiniz? Hepsi bu kadar mı? Kolay. Kolay deyince genç çobanın gözleri ışıl ışıl olmuş. Efendim ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Yeter ki siz emredin. Ben onunla olmak için yapamayacağım şey yok. Dur dur demiş, kolay. Ama dediğimi tam yapacaksın harfiyen. Tamam. O sizin şehrin üstünde o tepede bir mağara var, biliyor musun orayı? Biliyorum efendim. Şöyle cebinden bir tesbih çıkartmış. Bunu al demiş. Gideceksin o mağaraya 40 gün boyunca tesbih elinde Allah 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 dilini damağına yapıştırıp Allah diyeceksin. Bu kadar mı demiş? Hepsi bu mu? Yani 40 gün Allah diyeceğim ve padişahın kızı benim mi olacak? Tabii demiş evladım, bu kadar. Al şu tesbihi. Hadi git kazan mübarek olsun. Ama 40 gün boyunca bütün boş vakitlerinde bunu yapacaksın. Almış tesbihi. Bizimki koşmuş mağaraya bir heyecanla, kapanmış. Elinde tesbih, Allah Allah Allah, kalbinde padişahın kızı, dilinde Allah Allah Allah. 3 gün, 5 gün, 10 gün ama hiç sektirmiyor. Tesbih elinde, Allah Allah Allah, gece gündüz. 10-15 günü bulunca şehirde herkes mağaraya gelip gece gündüz Allah diyen dervişi konuşmaya başlamış. Böyle pınar başında hanımlar, duydun mu diyormuş ya, bir derviş gelmiş mağarada gece gündüz Allah diyormuş. Yapma be ya, he ya, gelmiş falan. Bir 20-25 gün geçmiş, cami çıkışı ihtiyarlar. Yahu bir mübarek gelmiş gece gündüz Allah diyormuş mağarada. Yapma ya, ne, gidelim bir ziyaret edelim onu filan. 30-35 gün derken hadise saraya kadar gitmiş. Padişahın veziri demiş, hünkârım bir derviş gelmiş mağarada Allah diyor. Bunlar güzel zatlardır. Bunun gönlüne etsek de hani bir duasını alsak filan. Beldemizde kalsalar gittikleri yere bereket götürürler. Padişah demiş ki doğru dersiniz. Ne yapacağız peki? Vallahi hünkârım demiş, ben o kadarını bilmem demiş vezir. Şöyle sizin danışma meclisinizi bir toplayalım, onlara bir sorun. Ne yapsak mübarek burada durur. Padişah danışma meclisini toplamış. Tam böyle onlara demiş ki böyle böyle bir Allah dostu var. O Allah dostunun şehrimizde kalmasını istiyoruz. Ne yapsak burada kalır? O sıra ezan okunmuş. İmsak olmuş. Danışma meclisi demiş ki, hünkârım ezan okunuyor. Hani ezan bir okunsun, millet bir nur topu gibi orucunu tutsun da
Ondan sonra, gerçi yönetmenim de diyor ki bize göre 2 dakika var diyor. Fakat her yerden geliyor bu ezanlarda be yahu. Hızlı bir şekilde toparlıyorum. Padişahın danışma meclisinde o Allah dostu da var. Orada birisi demiş ki sarayın yanına saray yaptıralım. O Allah dostu Arif Saad demiş. Efendim bunlar Allah dostudur. Öyle mala mülke şey yapmazlar, itibar etmezler. Vezirim yapayım. Makama mansıba itibar edip kalmazlar beldenizde. E ne yapacağız peki? Kerimenizin nikahını teklif edin demiş. Kabul eder mi böyle bir lütfu bize? Eder sultanım bir edin. Hadi toplanın bir gidelim demiş. 40. günün akşamı. Çoban elinde tesbih. Allah 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 kendi halinde. Arkadaşı da orada padişah mahiyetiyle beraber mağaranın kapısından içeriye girmiş. Derviş şöyle başını kaldırıp bakmış elinde tesbih. Allah Allah Allah. Padişah usulü erkanla gelmiş. Efendim demiş mağaramın yanına sarayımın yanına bir saray yaptırsam bizim beldemizde kalsanız. Yok demiş çoban. Peki vezirim olup şereflendirseniz. Yok demiş. Peki demiş benim bir kızım var. Size layık değil ama onun nikahını teklif etsem, onunla evlenseniz. Durmuş şöyle çoban. Bakmış. Yok demiş. Arkadaş atlamış. Ne yapıyorsun sen demiş. 40 gündür bunun için Allah diyorsun ya. Bütün her şeyi bunun için. Ne yapıyorsun? Gülmüş çoban demiş ki dostum ben 40 gündür padişahın kızı için Allah diyorum. Allah ayağıma padişahı, vezirlerini hepsini birden getirdi. Ya Allah için Allah desem neler olmaz ki? Boş ver demiş. Kızı onun olsun. Elinde tesbih. Allah, Allah, Allah. Nur topu gibi bir imanı olmuş çobanın. Allah kabul etsin. Aziz İstanbul. Canım İstanbul. Satır arasını okumak size düştü. Allah kabul etsin.